Bitcoin balon mu? Bitcoin sahtekarlık mı? O balon patlar mı? Çöker mi? Gider mi? Aslında bu sorunun cevabını çok sağlam verebiliriz. İlk önce sizle birlikte 1590'lara gitmemiz lazım. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman döneminde biz Avrupa'ya lale soğanları yolluyoruz. Hocam ne lalesi? Lale lazım bize. Dinleyin, Bitcoin'in alakası çok önemli ki Bitcoin patlar mı balon mu size anlatayım. Osmanlı topraklarından giden bu laleler aslında ilk değil, Kanuni'den önce de yollanıyor. Lakin bu yabancılar, Avrupalılar Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da bu lalelerin ne olduğunu anlamıyorlar. Zeytinyağı ve sirkeyle pişirip yiyorlar. Soğan diyorlar, Allah'ın soğanı. Sonrasında gerçekten mantığını anlayıp da büyükelçi vasıtasıyla yolladığımız laleleri ekenler çıkan çiçeğe bayılıyorlar. O kadar güzel bir çiçek çıkıyor ki kraliyet bahçelerine falan artık ekilmeye başlıyor. 1593'te yolladığımız lale 30 yıl sonra 1623'e gelince Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya yayılıyor Hollanda'dan. O kadar güzel ve o kadar değerleniyor ki her gittiği ülkenin toprağından ve çeşitli virüslerden mutasyona uğrayarak yine o ülkenin havasından, suyundan efendim 1500 dolara çıkacak çeşitleri oluşuyor. Renkleri, tipleri vesaire. Lale çok değerleniyor. Bu 1500 dolara çıkışı normal diyelim. Bir lale soğanının. Lakin asıl çılgınlık sonraki 15 yıl içinde gerçekleşiyor. 1637 yılına geldiğimizde tek bir lale soğanının, özel cinsleri var tabii ki, tek bir lale soğanının fiyatı bugünün parasıyla 75 bin dolar oluyor. O kadar fazla ki bir lale soğanı verdiğiniz zaman 4 ton, 10 ton buğday alabiliyorsunuz. 1 ton peynir alabiliyorsunuz. O kadar yukarıya çıkıyor. İnsanlar lale soğanları için suikastler düzenlemeye başlıyor. Lale soğanı gittikçe tırmanmaya başlıyor fiyat olarak. Şimdi sokakta görseniz altı üstü lale dersiniz. Bir dönem dünyanın en değerli şeyi, altından bile değerli neydi biliyor musunuz? Karabiber. Kraliyetlerde miras bırakılıyordu. Bitcoin'e bağlayacağız, merak etmeyin. Neyse, lale soğanların fiyatları çıkmaya devam ediyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi tırmanıyor. Her şey zaten bu 1636-1637 geçişinde oluyor. Fiyatlar güzel yükseliyor. Hükümetin aklına bir fikir geliyor. Hollanda inanılmaz güzel para kazanıyor. Bu lalelerin yetişmesini beklemeden size tahviller satmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya işte lale kontratları, lale tahvilleri satalım, alalım. Nasıl olsa büyük bir ticaret. Aynen bugün dövize bağlı, işte altına bağlı çeşitli tahviller alıp satabilmeniz gibi. Her şey güzel. İnsanlar daha fazla para, artık topraktan çıkmamış laleden bile para kazanıyorlar. Ta ki bu sistem bir gün patlayana kadar. Nasıl ki Amerikan büyük buhranında bankaya giden bir kişi parayı çekemediğinde panik yaratmaya başladıysa, aynı şekilde lale satıcıları da galiba kontrat elinde kalacak ki bunun benzerini hatırlarsanız petrol için görmüştük yakın zamanda. Petrol sözleşmeleri artık eksi fiyata gitmişti. Kısa vade. Lakin birden lale fiyatları ucuzlamaya başlıyor. Daha ucuzdan al, daha ucuzdan da lale fiyatı 1 dolara kadar düşüyor. 1 dolar. 75 bin dolardan 1 dolara çakılıyor. Ve bu sadece 6 hafta içinde oluyor. Peki aynısı Bitcoin'in başına gelir mi? Bugün 10 bine yakın kripto para var. Bitcoin bunlardan sadece birincisinin adı. Bitcoin en fazla kazandıran da değil. Ethereum'a ya da diğer altcoin'lere, alternatif coin'lere baktığınız zaman diğerleri çok daha fazla kazandırabiliyor dönemine göre. Sadece CTC'yi geçen hafta bir günde 5 kata katladı parayı. Ve bunlar öylesine sıradan dandik coin'ler, token'lar değil. Bitcoin'in ATM'leri var ve bu ATM'leri haritada baktığınız zaman kendi bulunduğunuz yörede de, ben İstanbul'da 5 arka sokağımda Opet benzinliğinin içerisinde Bitcoin ATM'si görebiliyorum Türkiye'de. Bitcoin'le yemek yiyebildiğiniz ki Kadıköy'de restoranlar var. Airbnb gibi büyük firmalar, Uber gibi firmalar artık Bitcoin'le çalışacağını duyurdular. Bitcoin'le de bana ödeme yapabilirsin diyorlar. Bitcoin için, yani 21 milyonun 4 milyonu da ölü desen, Bitcoin için üretilmesinin yavaş yavaş sonuna geliyor olabiliriz ama Ethereum gibi, Ethereum 2.0 çok büyük imkanlı tokenlar var ve bunun altında bir sürü var. Bunlar hızla yükseliyor. Bu kanalda BTC abonelik diye bir şey var. Orada oturuyoruz, sohbet ediyoruz hep beraber. Bir günde parasını 1.5 katına çıkaran da var. Ki bunun için bir eğitim seti koyduk ki kimse bunu cahilce yapmasın. Gözü karalı girip de bir şey kaybetmesin. Burada şuna odaklanmanız lazım. Artık ülkeler
Her ne kadar Bitcoin'e çok sıcak bakmasa da şu an ekranda yasaklayan ve serbest bırakan ülkeleri görüyorsunuz. Kırmızıya gittikçe kötü tabii ki. İşte sarılar arada takılanlar. Türkiye turuncu ne yapacağını bilmiyor. Çünkü kendi kripto parasını da çıkartıyor Türkiye. Lakin bu işin içerisinde şöyle bir durum var. Bütün ülkeler kendi kripto paralarını çıkarmaya başladılar. Daha da fazla örnek vermeden bir yere daha gelmemiz lazım. Hocam Bitcoin işte kara para aklama yeri. Muhtemelen öyle çünkü dolar da öyle. Bir dönem 1000 dolar bile vardı. 500 dolar basılı, 500 euro basılı kağıtlar vardı. Bunlar kara para aklayıcıları kolay taşımasın diye artık çok rahat tedavülde göremiyorsunuz. Her emtia kara para aklamak için mümkündür. Hatta şu an ekranda gördüğünüz Mark Rothko'nun tablosu 2014 yılında 186 milyon dolara satıldı. 186 milyon dolar. Peki size bir soru soracağım. Sizin de çok rahat yapabileceğiniz bu tablo niye sizce bu kadar pahalı? Bu da belki de kara para aklama vesaire vesaire vesaire. Ama 186 milyon dolara satıldı. Ve yarın o tablo asla 2 dolar olmayacak ya da 20 dolar olmayacak. Veya gidip 186 milyon dolardan daha ucuza alamayacaksın. Ama hocam Bitcoin çöküyor, 2017 yılında çöktü falan filan. Bekle, ona da geleceğiz. Nasıl çöküyor onu bir dinleyelim. Şunu unutmayın ki her ülke şu anda pandemi yüzünden deli gibi para basıyor. Amerika 3-4 trilyon dolar arası para basıyor. Bu bastığı paraların enflasyon oluşturmaması için sistemde buharlaşması lazım. Buharlaştırabileceğiniz en güzel yer şu anda kripto paralar. Kripto paralar geçen sene 300-400 milyar dolarlık bir market payına sahipken bugün 1.6 trilyon dolar. Muhtemelen bu videoyu önümüzdeki ay izlediğinizde 2 trilyon dolar olacak. Yani herhangi bir kripto paraya harcanılan bütün bütçeyi toplarsanız dünyada 2 trilyon dolar. Altın için şu an dünyada dönen bütçe 10 trilyon dolar. Altın neden düşüyor? Çünkü insanlar gidip kripto paralara yatırım yapıyor. Eskinin kralı 10 trilyon doların hepsi, belki de 12 trilyon doların hepsi altındayken mesela bir sürü emtia var. Kahve bile bir yatırım aracıdır. Gümüş, platin vesaire. Ama baktığınızda altın için sadece konuşursak altındaki paranın bir kısmı kripto paralara geçti. O yüzden onsu şu an tam yükselemiyor. Ama bu yıl içerisinde onsunu 2000-2100 dolarda görebilirsiniz. O sırada yine kripto paraların market cap'i, yani bütün hacmi büyüyecek. Bu hacim büyürken bunun yarısına yakınını Bitcoin alıyor, diğer yarısını bütün alternatif coinlere dağılıyor. Ve boğa sezonu denilen bir dönemde maalesef. Neden maalesef diyorum? Çünkü kazananlardan nefret ediyor insanlar. Geneldeki yargı şöyle, ya işte bir patlayacak bir gün. Aslında girseydik var ya, gir. Tam tersini düşünelim. Bitcoin balon ve patlayacak. Yani çoğu insan maalesef bu konuda çok bilgisi olmadığı için muhtemelen bir şey düşerken de eminsen düşeceğine, şortlamak denilen bir şey var, para kazanabiliyorsun. Yani eminsen çakılacağına, o zaman atı arabayı sat, düşeceğine dair yatır. Bitcoin çakıldığında paranı 10 katına katlayabiliyorsun, 100 katına katlayabiliyorsun. Madem o kadar garanti çökecek, düşüşünü oyna. Her yatırım aracında çıkışına düşüşüne de ayrıca yatırım yapabiliyorsun. Hem de 3x 10x kaldıraçla bile girebilirsin. Amerika'da Miami Belediyesi maaşları artık Bitcoin'le ödüyor. Uber kripto paraların kabulünü gerçekleştirmeye başlıyor. Bu haftanın haberi. Mastercard ağını kripto para birimlerine açıyor. Bu da bu haftanın haberi. Hatta ülkemizde bir dönem futbol oynayan, Ordu Spor'da oynamış David Burrell Bitcoin'le maaş alarak, ki birçok oyuncuya da örnek oldu. NBA'de de şu anda Bitcoin'le ödeme alanlar var. Ama öyle ya da böyle elbette ki gerçek ekonomi Bitcoin negatif etkiliyor. Çünkü insanlar Bitcoin'den ve diğer alternatif coinlerden daha fazla para kazandığı için maalesef gerçek ekonomi para koymuyorlar. Çünkü pandemide belirsizlik var. Çok basit anlatayım. Bugün bankaya götürüp 100 dolar koyarsanız yıl sonunda sizin en iyi alabileceğiniz, mucize alabileceğiniz 105 dolardır. TL koyarsanız da 100 lira koyarsanız 120 liradır. Bir yıl sonunda. Bugün kripto paralarda bir günde sadece bir saat içinde bu parayı kazanabiliyorsunuz. Eğer ki doğru analizleri dinler bir zahmet yatırım yaparsanız. Tabii ki kayıp da edebilirsiniz ama bu para zaten cebinizden de kayboluyor. Ethereum'un çıkışına baktığınız zaman sadece bundan 3 ay önce 700 dolardı. Bugün neredeyse 2000 dolar. 3'e katlamış. Sadece 3 ayda 3'e katlamış. 3 ayda parayı dolar bazında 3'e katlamış bu arada. Türkiye o kadar büyük bir kripto manyağı ki en son satışa sunulan Barcelona'nın spor kulübünün coin'inde kripto parasında 1/3'üne yakını Türkler aldı.
Şimdi gelelim şu balon ve patlama olayına. En çok iddia edilen şu. Ya 2017'deki gibi çökerse? 2017'deki gibi çökerse çöküşünden de para kazanan var. Merak etmeyin. Çünkü düştüğünde aşağıdan alıp yukarı çıkan var. Üstelik Bitcoin çöktüğünde Ethereum'a girenler de para kazandı. Diğer altcoin'lerden de toplayıp. Sadece düşerken çıkmayı bileceksin. Düşerken çıkmadığın zaman onunla birlikte düşüyorsun doğal olarak. Çok kişinin canı yanıyor. Bu çok doğal bir şey. Demek ki o zaman kâr ettiğinde belli bir yere durmayı bileceksin. Bitcoin 2017 yılında ilk kez çökmedi. Aslında 2013 yılının baharında 233 dolardı. Sonra aynı yıl içerisinde 67 dolara düştü. Ve aynı yıl içerisinde 200 dolara çıkıp bu sefer 120 dolara düştü. Yani bugün 50 bin dolar olan Bitcoin'in bir anda 15 bin dolara düşmesi gibi. 2013 yılı biterkense 120 dolarlık 233 dolardan 120 dolara düşen gibi düşünün. 120 dolarlık Bitcoin tam 10 kat artıp 1150 dolara çıktı. 2013'teki bu düşüşte Bitcoin 1150 doları bitirdi yıl sonunda. Bugün 50 bin doları geçti. 2017'den bugüne herhangi bir şeye yatırım yapın ve 1150 dolardan 50 bin dolara çıksın. Yani yuvarlıyorum 40 katı kazandırsın. Böyle bir şey var mı? Yok. Dolar bazında hiç yok zaten. Bu kadar övüyoruz. Lakin çeşitli çöküş sebepleri var. Birin ikinci çöküşünü 2014 yılında bir borsanın MT Gox borsasının hacklenmesiyle yaşandı. Borsa hacklendiğini ilk başta saklamaya çalışsa da sonra hacklendiği ortaya çıktı. Kayıp coinler oldu. Şimdi onları tekrardan Ripple vesaire olarak USDT bilmem ne ödemeye çalışıyorlar. Olayı düzeltmeye çalışıyor. Şudur budur. Ama bu da çöküşe sebep oldu. Bu çöküşte de 867 dolarlık Bitcoin %49 düşüşle 439 dolara düştü. Oradan da topladı. 439 dolardan da 50 bin dolara geldi. Eğer Bitcoin'in halen evinde küçük bilgisayarla üretildiğini sanıyorsanız, Bitcoin artık o kadar basic, basit sistemlerle üretilmiyor. Alternatif coinlerde, Bitcoin'lerde şu an ekranda gördüğünüz dev çiftliklerde üretiliyor. Bitcoin düşer mi? Düşer. Düşmeli. Düşmeli ki çıkabilsin. Bitcoin de aynen bugün dünya borsalarındaki Nasdaq'ta ya da işte Türkiye'deki BIST gibi borsalarda işlem gören bütün kağıtlar gibi düşüyor ve çıkıyor. Borsalar da çakılıyor, insanlar batıyor, bunlar da batıyor. Bunlar da çıkıyor, onlar da batıyor. Ama şu an bir gerçek var ki şu an kripto para dünyasında Bitcoin, Ethereum, CTC'yi, XRP, XRP'nin davası var dikkat edin 22 Şubat, Algo bir sürü coin'e hızla transfer var. Ve insanlar gidip bunu alıyor. Neden? Çünkü 100 dolar olan bile artık yatırım yapabiliyor. Ve arkasında inside trading denilen böyle Amerika, Arjantin gibi ülkelerde görürsünüz. Şirket aile içerisinden dışarıya bilgi satar. Şirketi zengin gösterir. Sonra batırır. Oradan para kazanır. Shortlar bilmem ne yapar. Yani sahtekarlıkla bir insan tek başına istediği gibi batırıp çıkarabiliyor. Bitcoin dünyasında, kripto para dünyasında evet Elon Musk gibi manyaklar gün içerisinde etki ediyor ama değerini sıfırlayamıyorlar. Tekrar söylüyorum, eğer ki Bitcoin'in zaten balon olduğunu, patlayacağını düşünüyorsanız düşüşüne de çok rahat oynayabilirsiniz. O düşerken siz arkanıza yaslanıp keyfini çıkarırsınız. Genelde şu muhabbet dinlemeye devam edeceksiniz. Ya işte alsaydık var ya, çok pis düşecek. Maalesef insanlar o kendi içine girmediği ve zor sandığı sistemde üzgünüm ama bir kıskançlık var. Ne oldu? Kazandın ne oldu? Onun fişini çekerlerse o Bitcoin'in bir bilgisayar altı üstü. Batarsın. Maalesef o fiş öyle bir şey değil. Bunu da anlatamayacağız. Mining'i şunu bunu. O hash yapısını, akıllı kontratları, Ethereum'un akıllı kontratları tek başına bir video işi. Lakin size bu konuda yeni eğitim setleri, eğitim videoları çekmeye devam edeceğim. Ben Enük Tatar. Bitcoin balon mu? Bana göre değil. İnşallah siz de biraz eğitimli alırsınız. Siz de kendiniz bütün kripto paralarını aklınıza yatanına göre bir parça para kazanırsınız. Çünkü yarın ödeme sistemi geldi. Bugün bile Apple, Mastercard gibi firmalar Bitcoin sistemiyle çalışıyorlar. Ben Enük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.